Ne dedik şimdi? 2022'de. 22 Türkiye hocam. Şimdi ekonomiyle ilgili birçok gelişmeler yaşandı. Ama siz diyorsunuz ki Türkiye'nin yılı 2022 olabilir. Hay, 2022'de başlayacak bir trend var diyorum. Hmm. Nedir o? Covid nedeniyle Çin'de üretim yapanlar sıkıntıya başladı. Yani enerji krizi, uluslararası tedarik krizi, konteyner krizi gibi. Avrupa artık üretimini yakın coğrafyaya kaydırmak istiyor. Doğu Avrupa ve Türkiye gündemde, masada. Avrupa'ya ürün satan Japon şirketleri de Türkiye'yi gündeme aldı. Amerikan şirketleri de alacak. Bir de şimdi Türkiye, Ukrayna'da Batı'nın ciddi bir problemi var, NATO'nun. Burada Türkiye kilit ülke. Hem Ukrayna ile iyi ilişkide, hem Rusya ile Türkiye vazgeçilmez. Aynı zamanda Afganistan'da beklenen bir takım problem ne olabilecek? Türkiye vazgeçilmez. Aynı zamanda Orta Doğu'da Türkiye'nin uygulamış olduğu yeni strateji ve politikada Batı bize İsrail'in hamisi olun diye gelecek. Süreç böyle başlıyor. Bir dakika, bu cümle tekrarlayayım ben. Evet. Batı bize İsrail'i hamisi olun şeklinde. Çünkü İsrail yalnız kalıyor. Giderek daha da yalnız kalacak. Mesela Cumhuriyetçiler bir daha kazansın, İsrail'in Orta Doğu'da çok sert tepki verecekler. Nedeni de arkadan bu hançerlediler. Öyle kabul ediyorlar. Trump açıklama yapmıştı. Artık kongrede ne de senatoda İsrail ağırlığı yok dedi. Eskiden İsrail'in dediği olur dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin uygulamış olduğu dış politikada sağlam sıkı duruyor. Türk Devletler Teşkilatı şu an Türkiye'de önemi istediği kadar anlaşılmıyor. 4 trilyona ulaşacak bir ortak pazar burası. Avrupa Birliği'nin en büyük gücü 27 ülkenin oluşturduğu ortak pazar. Türk Devletler Teşkilatı'nda para var, maden var, petrol var, doğalgaz var. Avrupa'nın enerji güvenliği Türklere emanet olacak önümüzdeki süreçte. Bakın, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaş Türkiye'nin desteğiyle lehine bitti. Şu an Nahçıvan Koridoru açılıyor. Ermenistan bugün itibarıyla Türk mallarına uygulanan gümrük tarifesini kaldırıyor. Ermeniler de Türk dünyasından karşı karşıya gelmenin ağır bedel olacağı için, olduğunu düşündüğü için Fransızlara, Ermeni lobisine rağmen Türk dünyasına gözlemci olacak önümüzdeki süreçte. Yanaşacak. Peki ekonomi hocam? Ekonomi derken bakın, biz şu an biraz çalkantılı bir dönemdeyiz. Biraz da Türkler bunu kendi kendine yapıyor. Bizim bankalarda 260 milyar dolarımız var. Yani %60 küsur seviyede dolar, %40 seviyesinde TL mevduatı var. Bu Amerika'da olsa batar Amerika. Almanya'da olsa batar. İngiltere'de olsa batar. Böyle bir ekonomik model yok. Türkiye mucizevi ayakta. Şaşırıyorum. Bu da özel sektör sayesinde. Çok aktif bir özel sektörümüz var. Yani biz kendi güvensizlik kaynaklı kendi kendimize kendi ayağımıza sıkıyoruz. Bugün var edeceğimiz şeyi, Türkiye'nin makro olarak baktığımızda böyle aşırı kur artacak bir şey yok. Enflasyon yüksek, doğru, ama bunun temel nedeni kendi içimizdeki kutuplaşmanın getirmiş olduğu vatandaşın güvensizliğinden kaynaklanan birinci derecede. Ekonomi çok iyi demiyorum ama böyle olacak şekilde de kötü değil. Şimdi ne olacak? 3 Ocak'ta piyasalar açılacak. Yine bir dolar daha bir yükselme, indi bindi, bu kargaşayla gidecek. Ama arka arkaya Türkiye'ye yatırım açıklamaları gelecek. Türk dünyasıyla ilgili bazı açıklamalar gelecek. Sıkıntılı bir yıl ama aynı zamanda yükselişin başlayacağı bir yıl. Doğum sancıları yaşıyor Türkiye şu an. Hakikaten çok sıkıntılı bir yıl olacak 2022. Bu çok önemli bir manşet. Evet. Türkiye doğum sancıları yaşıyor. Evet, Türk dünyası. Yani aşılır bunlar ama buradaki yönetim mekanizmasının algıdır ekonomide. İç güven algıdır. Ya 260 milyar dolar. Bugün 5-10 milyar dolarla dolar, 15-20 milyar nakit dolarla 18'den kuru belirleyebiliyor muyuz? 50 milyar dolarla ne olur? 260'tan bahsediyor. Bir de yastık altında 280 milyar dolarlık altın dolar var. Bir de kasalar da var gündeme gelmeyen. Hesapta bankalara el konulacak diye algı sonucu kasalara koyuyor artık insanlar dolarını. Kiralık kasalara yani koyuyor. Şu an yaşadıklarımız biraz o algı ile ilgili değil mi hocam? Şu an yaşadıklarımızın önemli bir kısmı algı. Amerika'da olsa Amerikan dolarına spekülasyon yapıp battı batacak diyen adamın kafasına sıkarlar. Çok kaba oldu ama Amerika'da asla ne vergi ne parasıyla oynatmaz. İngiltere'de affetmez. Almanya'da affetmez. Biz acayip bir ülkeyiz. Bir özgürlük yok filan diyorlar da ya yapamazsınız bunu Amerika'da. Amerikan dolarıyla oynayamazsın. Oynatmazlar. Bizdeki şey kendi beceriksizliğimizden kaynaklanıyor. Ha, yönetim beceriksizliği var. Kabul ediyorum bunu birçok şeyde. Ama bu kadar kötü değil ekonomi. Evet. Şimdi güvendir. Güven nasıl tersine döner? Bizde enflasyon yüksek şu an. Şimdi dünya genelinde enflasyon var ama bizde daha yüksek. Ya ev sahibi kiracıya çöktük. Fırsatçı çok bizde.
Stok, kara borsa hepsi var. Birdenbire yerden biter gibi gitti. Hadi gidin de bunu Rusya'da yapın bakalım. Burada ne anlıyoruz? İşini yapması gerekenler zamanında işini yapmadığını anlıyoruz biz. Korkmuyor kimse. Yaptırımdan korkmuyor. İşine geldiği gibi fiyatlarla oynayabiliyor. Dolayısıyla biraz daha sıkı disipline edilmiş bürokrasi işini yaptığında bu etki bu kadar olmaz. Bizim uzun yılların birikimi Türkiye'nin geçmişte de parası yok. Şimdi de yok. Cari açığımız var. İthalatımız fazla. İhracatımız ithalatımıza göre az ama üretiyoruz. 50 bin üretici firmamız var. KOBİ düzeyinde. 2022'de tedarik zincirleri buraya kaydığında, Türk Devletler Teşkilatları teşkilatıyla ilgili yatırımlar açıklandığında muhtemelen Suriye'de yeni bir artık inşa dönemi başlıyor. Suriye'de inşa dönemi başlayacak. Libya'da seçim eninde sonunda olacak. İnşa dönemi başlayacak. Çevremizdeki Irak'ta inşa dönemi başlıyor. Türkiye'nin yönü açılıyor. 2022. Yani ekonomik taraftan, sıkıntıları atlattıktan sonra Türkiye çok daha büyük kazanımı elde edecek. Türkiye'nin şu anda yapması gereken şey kutuplaşma noktasında çok dikkat etmesi gerekiyor. Siyasal liderlerin bana göre biraz Türklerin sağının solunun ortasının aklını başına alması lazım. Böyle bir model dünyada yok. 2022 yine çalkantılı geçer ama insanların fark etmediği bir şey var. 2022 yükselişinde başladığı yıl olarak görüyorum. İnşallah diyelim evet. Hocam.